bölümünde Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'ni sizlere tanıtacağız. Tabii Atlas Pasajı'nın tarihine de çok kısa gireceğiz. 1877 yılında bir kış köşkü olarak yapılıyor bu alan. Ön ve arka bölümü 3 ve 4 katlı. İçinde 44 dükkanın olduğu bir pasaj söz konusu olan ve bu ilk alanda atlar, arabalar yerleşebilsin diye bir yüksek ahır alanı şeklinde yapılmış. 1948 yılında Muhsin Ertuğrul'un küçük sahnesinin, kulis barın ve Atlas sinemasının buraya yerleşmesiyle birlikte bir eğlence mekanı haline gelmiş. Tabii son yapılan düzenlemelerle birlikte Yeşilçam'ı İstanbul'un sinema tarihini, dünya sinema tarihinin de örnekleriyle birlikte, Türk sinema tarihinin örnekleriyle birlikte bizlere anlatan İstanbul Sinema Müzesi'ne dönüştü. Şimdi size İstanbul Sinema Müzesi'ni anlatacağız. Atlas Pasajı'nda elbette son dönemde en dikkat çeken yer Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi. 1 Mart 2021 günü burası açıldı kısa bir zaman önce ve 2 Mart itibariyle de ziyaretçilere açıldı. Müzenin içerisinde çok dikkat çeken nesneler, interaktif bölüm, kütüphane, çok sayıda alan var. Sizlere onları anlatacağız. Evet, müzenin orta bölümünde Türk sinemasının hafıza havuzu var. Burada da interaktif bir şekilde Yeşilçam tarihine ilişkin çok önemli ayrıntıları öğrenme imkanınız buluyor. Bize burada Sevgi Hanım, zaten çekimimiz boyunca yardımcı olan Sevgi Hanım'dan rica ediyoruz. Nasıl kullanılır? Ziyaretçiler bu hafıza havuzunu nasıl kullanabilir? Ziyaretçilerimiz buraya geldiği anda geçmiş tarihine dayalı buradaki herhangi bir filmi seçip ekrana sürüklediğinde burada yönetmen, senarist, yapımcı, tür, yılına dair filmin içeriği yayınlanıyor. Buraya geldiğinizde tekrar buradan arama butonuna bastığınız andan itibaren film, oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve türüne dair bütün filmleri bu havuzda bulabilirsiniz. Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde kameradan hikaye bölümündeyiz ve burada hem dünya sinemasının hem Yeşilçam'ın çekilen filmlerde kullanılan en eski kameraların örnekleri var. Yine kameraların hemen yanında hangi filmlerde bunun kullanıldığı ve çekimlerin nasıl olduğuna dair bilgilendirmeler ve sahneler var. Bunlara da buradan ulaşma imkanına sahip oluyorsunuz. Evet, bu arttırılmış gerçeklik odasında Türk sinemasının, Yeşilçam'ın çok sevilen, bilinen filmlerinin fotoğrafları var. Her sütunda 4 önemli filmin fotoğrafı ve tabletle fotoğrafı gösterdiğinizde o fotoğrafın çekildiği sahnenin devamını izleme imkanını bulabiliyorsunuz ve kendinizi Yeşilçam'ın atmosferine tam anlamıyla kaptırıyorsunuz. Bu arttırılmış gerçeklik odasında İstanbul'un en fazla filme sahne olan tarihi alanı, Kapalı Çarşı ve etrafının bir krokisi var. Tabii böyle baktığınızda ilk başta bir şey anlamanız mümkün değil ama yine bir tablet vasıtasıyla buradaki koda tıklamanız halinde bir anda buranın bir krokisini görüyorsunuz. Bu kroki içerisinde eğer animasyonlara tıklarsanız mesela Kapalı Çarşı'nın üstüne tıkladığınızda Afilli Delikanlı filmi 1976 yılında buranın bir sahnesini de izlemeye imkanı buluyorsunuz. Evet, aynı durum diğer alanlar içerisinde geçerli. Yani burada bir belki 100 metrekarelik, 150 metrekarelik bir alanın içerisinde koca Yeşilçam sinema tarihinin en kıymetli anlarına tanıklık etme imkanı buluyorsunuz. Yeşilçam telefonda bölümündeyiz. Burada ahizeler var ve bu ahizelerden herhangi birisini kaldırdığınızda karşınıza bir Yeşilçam film sahnesi çıkıyor ve oradaki bir telefon konuşması ve bir anda kendinizi bir telefon konuşmasına dahil olmuş hissediyorsunuz. Bakalım hangi film çıkacak şansımıza. Alo?
Ben Tayfur. İyi günler. Size de. Gönderdiğiniz çiçekleri aldım. Çok naziksiniz. Mahcup olmak sırası bana geldi. Enayisin de ondan. Enayisin dedim. Öyle olmaz. Evet, Fatma Girik ve Öztürk Serengil'in olduğu bir telefon konuşmasının bir nevi tanığı olmuş oluyorsunuz, içine dahil olmuş oluyorsunuz. Tabii bir doğaçlama imkanı var. Burada 10 farklı Ayize'de farklı farklı filmlere denk gelme imkanınız oluyor. Müzenin İstiklal Caddesi'ne bakan en geniş alanında bir oturma alanı var ve aynı zamanda burada bal mumu heykellerle Yeşilçam'ın ünlü aktrislerin, aktörlerinin heykelleri bulunuyor. Bazı sahnelerin de önemli karakterleri var, Gulyabani gibi. Ancak bu bölümde perdenin büyüsü bölümünü görüyoruz. Ve burada 3 ayrı Yeşilçam filmi oynuyor. Ancak burada ilginç olan nokta şu. Yerde görmüş olduğunuz ayak izlerinin olduğu bölümler var. Ve burada hangi perdenin karşısında olursanız o filmin sesini duyuyorsunuz. Evet, şu an Ayşen Guruda ve Tarık Akan'ı duyuyorum. Eğer bu alana geçersem duyduğum Kemal Sunal'ın sesi oluyor. Perdenin büyüsü bölümü. İstanbul Sinema Müzesi'nin belki de en interaktif alanı. Kendinizi Yeşilçam'da bir filmin sahnesinin içinde bulabiliyorsunuz buradaki imkan sayesinde. Evet, Yeşil Perde teknolojisini sizler de duymuşsunuzdur. Çeşitli sahnelerin içerisinde başka bir sahnenin yerleştirilmesine imkan tanıyor. Peki buradaki düzenek nasıl çalışıyor? Onu sizlere çok kısa anlatalım. Burada çok sayıda film sahnesi var. Burada 8 video ve 8 fotoğraf var. Videoya da fotoğrafın içerisinde olmak için onlardan birisini seçiyorsunuz. Biz bir Hababam Sınıfı klasiğini seçelim burada. Hababam Sınıfı Tatilde filminin sahnesinin içinde birazdan ben olacağım. Ve hemen o kayıt edilen görüntüyü daha sonrasında kendi e-posta adresime atma imkanını bulacağım. Devam et diyoruz. Arkadaki ekrana geçiyoruz daha sonrasında. Ve arkadaki ekrandan kaydı başlat diyoruz. Ve yeşil alanda kendimizi yerleştiriyoruz. Bir geri sayım var. Pozunuzu alma imkanını buluyorsunuz burada ve kayıt. Şahitler, konuşun. Vallahi bizim bu davayla hiçbir ilgimiz yok. Hain kadın, doğru söyle. Şaban bize geldi. Ben arkadaşlarımı hiç sevmem. Hepsi ölsün gebersin dedi. Ve sizlerin sırlarınızı bize taşıdı. Öyle mi? Evet öyle. Yok canım, öyle mi demişim? Hayret ya. Allah Allah, hiç de haberim yok. Sanık inek Şaban. Savunmanı yaptı asalım. Üçüncü katta süreli sergi alanındayız. Burada çeşitli Yeşilçam filmlerinde kullanılan kostümleri, nesneleri görme imkanına kavuşuyorsunuz. Türk sinemasının çok değerli şahsiyetlerinin kullandığı araçlar, gereçler, çeşitli kıyafetler ve bazı ödüller hepsinin yer aldığı bir süreli sergi alanındaki gösteri imkanı oluyor buraya gelen ziyaretçilerin de bu nesneleri yakından görme imkanını bulacağını söyleyelim. Müzenin en dikkat çekici alanlarından birisi de Atatürk ve sinema üzerine notların paylaşıldığı ve 10. yıl Nutku'nun çekildiği kameranın sergilendiği bu alan. Ve burada aynı zamanda bu 10. yıl Nutku'nun çekimlerinde kullanılan kameranın daha sonrası da bir çekim masası olarak kullanılan Tonguç Yaşar tarafından kullanılan çekim masasını da burada görebiliyorsunuz. Evet, çeşitli kurgu montaj işi yapanlar bilirler. Şimdi bilgisayarlar aracılığıyla, çeşitli uygulamalarla bunu artık saniyeler içerisinde çözebiliyorsunuz. Bir video çekimi çok kolay montajlayabiliyorsunuz. Ama eskiden böyle kurgu masaları kullanılıyordu. Ses bandı, görüntü bandı ayrı ayrı bir nevi kesilerek, biçilerek filmin montajı tamamlanıyordu. Burada Türk sinemasının usta yönetmeni Yavuz Özkan'ın kurgu masasını görüyoruz. Evet, İstanbul Sinema Müzesi'nin son katındayız ve bu bölüm dönemsel olarak değişen sergi alanı olarak kullanılıyor ve şu an elbette
Ramazan ayı içerisindeyiz ve Karagöz, Karagöz'den günümüze temaşa en çok ilgi çeken, tekrar hatırlanan konulardan birisi. Ve onunla ilgili bir serginin olduğunu söyleyelim son katta.